Murat'cığım, böyle bir sebepten dolayı bana çocuk gibi küstüğüne inanamıyorum. Annemle ilgili bir konuyu benden saklarsanız küsmek hakkımdır efendim. Ben sana katılıyorum abi. Zira aynı sorun Eda ve beni ayırdı. Ne? Ya aynen böyle. Dudu Hanım'ın başına gelen o gizli mesele neyse o da benden sakladı. Ben de abim gibi tavrımı koydum, olayımız bitti. Eda da söyleyemediğine göre çok önemli, çok çok gizli bir şeydir. Yoksa o boş boğazdır, ağzından kaçırıverirdi. Ailevi bir durum. Yani çok güzel bir şey. Eğer söyleyebileceğimiz gibi bir durum olsaydı, inanın siz de buna çok sevinirdiniz. Ve bu durumu bu kadar abarttığınız için kendinizden utanırdınız. Tamam tamam. Güzel bir şey olduğunu anladık, merak etme. Hem de hayırlı bir şeymiş. Herhalde kayınvalidem yeni bir sevgili buldu. Ya ne de olsa elini sallasa ellisi. Ne hayırlı bir şey yok artık. Sadık, annem hakkında böyle konuşma. Yalan mı? Hayırlı bir şey deyince insanın aklına ne gelir? Yahu Uğur Bey'den daha yeni ayrıldı. Ayıptır. Tabii Eda ile ikinizin niye böyle şeyleri sakladığınızı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sizi kesinlikle anlamak lazım. Çünkü anneniz adına utanıyorsunuz. Hiç de utanmıyoruz bir kere. Hem yeni biri olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Belki de eski biri. Ya amanın, o zaman durum daha vahim. Oho, eskilere döndüyse hakikaten durumu umutsuz demektir. Tabii siz böyle şeyleri saklayın. Çünkü biz Türk erkeğiz değil mi? O yaşta bir kadının gönül maceralarını dinlemek ya da onu anlayışla karşılamak bize ters gelir, ters. Keşke size gerçeği söyleyebilseydim. O zaman bu söylediklerinizden çok utanırdınız. Ben şimdi annemlere gidiyorum. Sakinleşince dönerim. Helal olsun abi. Niye kız arkadaşımın yanında bana dil çıkartıyorsunuz? Sen de onun yanında niye bizi küçük düşürüyorsun? Niye bize çocuk muamelesi yapıyorsun? Değil misiniz? Biz çocuksak sen nesin? Delikanlıyım, gencim. Delikanlıymış, gençmiş. Boyun kısa, şişko olduğun sürece hala çocuk kalacaksın. Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi. Ha 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 hay. Ha 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 hay. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. İyi olur, çık. Sen benimle inatlaşmayı bırak da babamla bir düşüncesi var, onu söyle. Bilmiyoruz ki. Bizi görecek bir şey olmamış gibi davrandılar. Bizi görünce de inşallah büyük bir sorun yoktur. İnşallah. Çok merak ediyorum. Bu ne? Boya kutusu herhalde. Bütün saçını boyayacak. Boyunca saçları Cinderella gibi mi olacak? Zaten öyle ama. Evet. Abla, nasıl yapılıyor bu? İçinde yazıyor. Of Çilek, sen de yani taktın sarı saça. Büyüyünce, büyüyünce. Anlayacağınız gerçeği anlatamadığım için ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Arkamdan bu kadar konuşan damadı boşa gitsin. Öfkenden ne dediğini bilmiyorsun Dudu. Damadımız haklı. Seni her gün başka bir sevgili bulan bir kadın sanması çok normal. Umur gibi kart bir zamparayı sevgili diye koluna takarsan seni de onun gibi sanır. Ama benim eski kocan olduğumu başından beri bilseydi eğer, böyle mi olurdu? Sen de her fırsatta Umur'a laf sokmasan olmaz. Yalan mı? Hafif adamın tekiydi. Hiç de değil. Beni çok sevmişti. O zaman ayrılmasaydınız. Ben sizi tutmasaydım. Anne, baba, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Tam her şey yoluna girdi derken yine didişmeye başladınız ama. Babanla eskisi gibi olacaksak yaşadıklarıma saygı duyması gerekir. Bu Umur da olabilir, ex biri de. Öyle mi? Hiç tanımadığım bir kız bana asılıyor diye seni aldattığımı sandığın zaman beni niye köpeğe çevirdin? O kızı da niye Taksim Meydanı'na kaldırım taşı yapıp koydun? O farklıydı. Ben senin karındım ve ben haklıydım. Ama ben seni aldatmamıştım. Hep sevmiştim. Bu kadar yılı kapında köpek olarak yaşasam bile hep sevdim seni. Ama sen ne yaptın? Gözümün içine baka baka gittin, Umur'a yar oldun. Ne olur şu eski defterleri açmayın yine. Ben barıştınız, her şey yoluna girdi. Yani Sadık'a bu durumu nasıl açıklayacağım diye sizden yardım istemeye geldim. Sizin şu yaptığınıza bakın.
Eda kızım, ne oldu sana? Sesin soluğun çıkmıyor. Hadi sen bize bir şey anlatacaktın. Yok bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.